ilah ilan etmiş sahtekardan. Filan mahalleden yarım sonu geliyor, sonunda çuvallıyor. Hepsi adeta nah sana diyor. Lan bunun hakikisi dururken be angut, sana niye adam teslim olsun, sana niye tav olsun? Bunu hala anlamamış. Şimdi Allah'a yardımcı olun budur. Bir defa neyse ne olacaksın. Ne diyor Kur'an? Masallarını veriyorum. Diyor ki riyakarlığa tevessül ederek ibadet yapmaktansa, işte Maun suresinin mesajı bu. Adam ben Maun suresini yazmışım, 19 baskı yapmış. Bakar mısın Angut'a? Filan Diyanet İşleri Başkanı'na sordum. Dedim ki sen kediye ciğeri teslim edip sonra da yahni bekliyorsun akşama. Sen havanı alırsın dedim. O Diyanet İşleri Başkanı dediğin adamlar yüzünden Türkiye bu hallere geldi. Ve siz de bu rezilliklerin içindesiniz. Sen hala gidip beni ona çek ettiriyorsun, öyle mi? Yani. Utanmaz seni. Sen beni ona çek ettiriyorsun gidip ve bunu biraz... açıp bana da söylüyorsun. Evet. Adama bakar mısın ya? Şunun ciğeri kaç para eder? Bu arada bu angut dediğimiz, angut kuşu değil midir bu? Bunlar adam olur mu ya? Bir şey tabii, hocam, kuştur, bu, angut benim kuşu değil midir? Tabii odur, oradan gelir ya. Efendim? Angut ahmak demek. Yani tamam, angut anladım da ama angut çıkışı, kuşundan tabii, geliyor. Tabii, tabii. Ha olabilir. Çıkışı olur. Peki angut kuşunun bir özelliği var. Bilir misiniz? Evet, etimoloji değil. Siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum ama angut kuşunu angut kuşunun bir özelliği vardır. Eşine en sadık kuştur. Bilir misiniz bunu? Bunlar da ahmaklıklarına sadıktırlar. Doğrudur. Gerçekten başarılı bir sadakat olduğu kesin yani. Tabii tabii tabii. Doğru. Yani hani bazen diyorlar ya. Istiyorum. Bazen şöyle laflar duyarız. Yani bunlar için illa şart değil. İnadına işte bilmem sol. İnadına bilmem ne. İnadına bilmem sağ. İşte anladım. İnadına ya inadına diye bir şey olur mu? Basiret ve akla göre olur. Lan inadına ne demek? Sen katır mısın? İnadına diye bir şey olur mu ya? Sen katırdan daha beter. Öbürü evet. müsün sen? Ne demek inadına ya? İş geliyor. İşletilen akıl da kilitleniyor. Peki yani. Şimdi hocam tam bu noktada şu 10. yıl marşı meselesine geçsek. Ona tam geçmeden size. Kameraya bir şey göstereyim mi? Buyurun. Ben bu El Cevap kitabımda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında bastırıp tam 239 sayfalık Muallim Cevdet yazarı da orduda okutulmak için hazırlatmış olduğu bir din kitabı var. Elimde orijinali de var. Bunu getirip burada da paylaşırız izleyicilerimizle ama şu fotoğrafı paylaşayım kapağını. Osmanlıcadır. Orada onun bu kamera şöyle gösterelim. Ya oku onu Osmanlıcayı herkes. Ben okuyacağım. Askeri Din Dersleri kitabın adı. Belge bu 1928 tarihinde bastırılmış. Muallim Cevdet imzasıyla bastırılmış. Tabii şimdi orada tam olarak gözükmeyecek ekranda. Kaç yıl dediniz? 1928. 28. Yani askeri mi askerem? Bakayım şuna. Askeri. Ver bak. Askeri din dersleri. Onun şey olarak da 1940'lı yıllarda yeni bir baskısı daha yapılmış hocam. Bu sefer Latin alfabesiyle yeni harflerle basılmış ve bu dağıtılmış. Bu sadece bir örnek. 235 bin takım kitaptan sadece bir örnek. Yani arada geçti ya hani bu meselelere hakimdir değildir tartışmaları. Mutlak sizde, Atatürk'ün bilgisi dahilinde. Sizde tabii ki bütün bunlar onun bilgisi dahilinde hazırlanmış şeyler. Ve bunlardan çok sayıda var. Fakat işte Yaşar Hoca'nın dediği noktaya geliyoruz. Burada kilitlendi. Yani bu meseleler kaçırıldı toplumun gözünden. Maalesef. Siz bir şey tahlil eder misiniz? Şurayı da okuyalım. Bakın, ha, onu da bakın o çok tabii, enteresan. Ben altta şey yaptım okuyayım. Şimdi Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaset-i Celilesince evet. açılan müsabakata birinciliği kazanarak kazanan bu esere ayrıca mükafatla taltif ve bütün ordulara resmen bakın tevzi olunmuştur. Resmen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye dediği genel kurmay. Yarışmaydı. Açtığı yarışma sonucu birinciliği kazanan bu eser yazılmış ve bir de içindekileri okuyun hocam oradan ciddiyete, isterseniz. Şu ya eminim. Hocam sadece bir örnek. Ve içeriğini okuduğunuzda ben onun tercümesini yapıp koydum içine. İşte hepsini değil bir kısmını. Dehşet. Angut olmamak budur. Ama bunu ortaya koyduğun zaman aldığım mesajlar, aldığım hakaretler, iftiralar
Atatürk'ü dindar gösteriyormuşuz. Arkadaşım ben bir şey göstermiyorum diyorum. Belge bu. Hayır, onu diyenlere şunu sormuyor musunuz? Bir dakika, şunu sormuyor musunuz Sinan Bey? Ne sorarsanız sorun. Atatürk'ü hayır dindar göstermek kabahatse, Atatürk'ü dinsiz mi gösterelim? Daha mı iyi olur? Tabii. Onu sorun. Tabii. Değil, onu istiyor. O kesin. Onu tabii o istiyor. Onu istiyor. Şimdi ben Kur'an açısından laiklik. Ya ben bir ilim adamıyım. Bir fikir adamıyım. Kur'an uzmanlığıyla dünyanın tanıdığı bir adamı. Kur'an açısından şu, Kur'an açısından bu, Kur'an açısı benim herhalde işim. Herhalde o alanda yazacaksınız. Şimdi yani, bunu tamam. Yazıyorum ben. Mecliste milletvekiliyim. Bunu bizim dinci dediğimiz insanları oluk oluk geliyorlar. Beşer onar teşekkür ediyorlar. Ya bilmediğimiz neleri öğrendik bundan. Şimdi hakkı herkesin. Ya hakka saygım var benim. Söylüyorum. Hocam şu yayınladığımız belgede ilktir. Önemlidir. Öbürler de benim duyacağım şekilde kenarlarda. Yani biz şimdi laikliği Kur'an'la mı izah edeceğiz? Böyle fıs fıs halinde bana duyuruyorlar. Kur'ansız izah edince ne oluyor? Şimdi bir gün abi. Dedim ki bir dakika. Orada dedim fıs fıs edip gitme. Dur. Şimdi. Kur'an'la izah edilmesinden niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Yani Kur'an'ın da laikliğe onay verdiğini öğrenmiş olmak seni niye rahatsız ediyor? Sevindirmesin. Şimdi kardeşim abi. Sen laikliği kullanan bir adam değil misin? Evet. 2 milyar Müslüman camianın dininin kitabı olan bir kitap da bunu destekliyor, tervic ediyorsa bu sana güç ve heyecan vermiyor mu? Lan sen ne biçim adamsın? Niçin bundan rahatsız oluyorsun? Ha, senin demek ki Allah, din ve Kur'an'a karşı vücudunda bir virüs, bir alerji var. Hayır. Senin uyuzun var Kur'an'a karşı. Senin derdin bu. Bak sana destek verdiği halde bundan rahatsız oluyorsun. İşte angutluğun adutluğa hiç farkında olmadan enerji aktarımı yaptığı noktalar buralardır. Hocam bu örnekler itinayla gizlenmiş evet. Bu milletten. Bunu da burada kamuoyuna duyuralım. Bu sadece bir örnek. Sadece ve bunun tarihine dikkat edin. 1928. 1928'in özelliği nedir yakın tarihimizde? Biliyorsunuz devletin dini İslam'dır diye bir madde var anayasada. O madde çıkarıldı. Şimdi o maddenin anayasadan çıkarılmasıyla anayasanın laikleşmesini Atatürk'ün güya dinsizliğine, yeni rejimin dinsizliğine şimdi kaynak gösteriyorlar. Şimdi de aynı adamlar ne diyorlar? Ha. Devletin dini olmaz diyor. Ha, ayrı, laiklik ayrı. Odur zaten. Ayrı bir tartışma. Fakat ilginç olan nokta şu. 1928'de bakın laikliği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na fiilen koymuş. Anayasaya 37'de giriyor ama devletin dini İslam'dır maddesinin oradan çıkarılması bu anlama geliyor. Fakat aynı cumhuriyetin yaptığına bakın. Askerlerine din derslerine gayet bir yarışmayla bu kitabı hazırlanması. En üst başlık, harfi harfine askeri evet. Din dersleri yazıyor. Askeri din dersleri. Benim Osmanlıcam var. Orada aynen okudum ki harfi harfine askeri din dersleri diyor. Biraz sayfaları evet, çevirirseniz tamam. Bakın deşifresi tamam, de vardır. 239 sayfanın önemli sayfalarını aldım. İsterseniz bakın kitabın üzerinde içindekiler bölümü var. 10 madde halinde içinde ne var hocam? Onu verelim ve başka o konuya girelim. Cami ve ezan. Cami düşmanı Mustafa Kemal askerlerine cami ve ezanın önemini anlatıyor. Tırnak içinde cami düşmanı. Devam ediyorum. Cami terbiyesi ve peygamberimiz öbür konu. Eski Müslümanlık ve Avrupa'da temizlik. Peygamberimizin yemin usulü. Neferler ve diş temizliği. Frengi ne yapar? Bakar mısın? Askerler ve bakar içki. Mısınız? Hocam dikkat edin. Askerler ve içki. La ilahe illallah. Başlığın adı bu. Devam ediyorum. Peygamberimiz halkı nasıl terbiye etmiştir? Hazreti Muhammed kimdir diye devam ediyor. Ve okuduğunuz zaman içeriği sizin incelemenizi bunu çok isterim. Çünkü hurafelerden ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz. 28 demiş. Biliyorum. 28. Tabii. Şimdi, bu örnek. Sadece bir örnek. Şimdi bakın. Evet. Bunun gibi başka örneklerimiz var. Kitap içinde de var ama. Bakın. Tarihi mal. Neysen o ol. Aynı zamanda kim neyse onu öyle tanıt. Tabii. Demektir. Hele Atatürk gibi tarih yaratmış bir insanı kendi hesabına, dinsizliğinin hesabına uydurmak. Ya şimdi Atatürk'ü
din karşıtı göstermek isteyenlerle Atatürk'ü dinsizleştirmek isteyenler ortak paydada nasıl buluşuyor? Ateş ve su gibi birbirine zıt oldukları halde burada ya, müşterek çalışıyor. Önemli bir tespittir bu. Evet. Şimdi ben bir şey daha anlatacağım milletin vicdanına. Birkaç sene önce 6-7 sene önce her neyse. Yani siyasete girdikten sonra bir Atatürkçülüğüyle işler etmiş bir dernek konferans istedi benden. Başım üstüne defalarca verdik. Bir tanesi de Kadıköy'de bir yerde. Burada neydi? Gittim. O zaman başında bir paşa var. Derneğin genel başkanı. Sonra o paşa tutuklandı falan filan bilmem. Bahçe içinde bina. Bahçeye önce giriyorsun, sonra binaya giriyorsun, sonra salona çıkıyorsun. Girerken bahçenin kapısında ana caddede karşıladı beni başkan. Er Uygur Paşa mı? Ne öyle bir, tamam, bir paşa. Tamam. Evet, genel başkandı. Genelkurmay başkanı. Yok efendim, paşa dernek başkanı. Derneğin başkanı o zaman. Genel evet. Başkan. Evet, genel, evet, başkan. Genel başkan. Genel başkan. Girdik, konferansı şimdi verdik. Güzel dinliyor insanlar. O arada o günlerde bir Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde bir eleştiri. Ona hadi muhtıra bilmem ne falan filan bir şeyler dediler. Efendim onu eleştirdim. Ben de bir yer geldi dedim ki yani Genelkurmay bu işe niye girer? Çünkü Kutlu Doğum Haftası, Hazreti Peygamber'in doğumu kutlanmış. Buna karşı çıkmak hoş bir şey değil. En azından girmesem bu işe. Bırak ilahiyatçılar falan filan. Bu hoş bir şey değil dedim. Yani bu şaibe yaratır, lüzumsuz eleştiriler getirir ve bir takım haksızlıklara gerekçe olarak kullanılır. Konferans bitti. 3 saat filan konuştum. Çıktım. Başkan ortalarda yok. Aradan 1-2 hafta geçti. Yaşar Okuyan'a ismini veriyorum. Söylemiş. Çıkarken adam beni görmesin diye salonu terk etmiş. Ve demiş ki biz onu bir adam zannediyorduk. Allah Allah. O boyutta. Evet. Getirdik. Konuştu, işte şöyle bir eleştiri yaptı. Yani bu eleştiriyi yapınca ben adam olmaktan çıktım. Ha ne yapacağız? Siz ne derseniz onu onaylayacağız. Sizin hata yapmaz olduğunuzu tescil edeceğiz, sizi takdis edeceğiz, sizi eleştirmeyeceğiz, sizi uyarmayacağız. Neredeyse vaftiz edeceğiz. Benim ömrümü verdiğim bir sahada ve sizin hiç bilmediğiniz bir alanda gördüğüm bir hatayı en samimi, en dostane hislerle bu memleketin bir evladı ve bu dinin bir mensubu olarak söylemeyeceğim. Söyledim mi? Sen beni girerken bahçe kapısında karşılayan adam bu sözü, bu eleştiriyi yaptığım için salonu terk edeceksin ve çıkarken orada olmayacaksın derler. Ya bunu bana biri izah etsin ya. Bunu bana biri izah etsin. Bence onun izah edilecek tarafı yok. Sizinle ilgili izah edilecek yok. Tarafı var. O da dürüst bir adam olduğunuzdur. Yani. Yani dümen suyuna uymak için konuşmuyorsunuz. Şu asla. Konuya geçelim hocam. Evet. Bence asla. Buradan çıkacak evet. Sonuç budur bir bu şey, arada. Yani asla. Aklıma o geldi. Bir şey daha gösterip hemen o konuya geçelim. Az önce gördüğümüz kitaba benzer bir kitap da 1945 yılında hazırlanmış hocam. Bakın burada da askeri din kitabı adı. İki cilttir bu. Ahmet Hamdi Akseki.
tanırsınız, bilirsiniz. Eski Diyanet İşleri Başkanı. Eski Diyanet İşleri Başkanı ve onun hazırladığı bu çalışmanın orijinali de yine elimde var benim. Burada ondan da ve müdafaa hukukun önemli isimlerinden biri. Tabii. Çok ciddi hizmetleri olmuş o dönemde ama kaybolup gitmiş maalesef. Hmm. Yani anlatılmamış, edilmemiş. Ya en azından tarih, yakın tarih üzerinde. Şimdi yok, Sinan Bey vakit daraldı. Senelerce imamatı okullarında da onun İslam dini kitabı okutuldu. Ben de okuyanlardan biriyim. Evet. Yani Ahmet Hamdi Aksekili öyle unutulmuş falan değil. Tarih anlatımlarında, yakın tarih anlatımlarında, Cumhuriyet tarihi anlatımlarında yok. İmam Hatip okulları...